Tamam, ben hazırım. Ayşe. Geldim geldim Barbie. Ben de hazırım. Hadi bir an önce gidelim. Market açılır açılmaz girelim ve o çok beklediğimiz indirimde olan ürünü alalım. Evet evet kesinlikle. O televizyonu ne zamandan beri takip ediyorum. Onu en ucuz şekilde bu marketten alabileceğiz. Hadi gidelim. Evet evet mağaza müdürüm. Aktüel ürünlerden televizyon bir tane geldi. Tamam, onu ben kasa yanına yerleştireceğim. Merak etmeyin. Evet evet. Aa, yeni sebze meyveler de gelmiş. Evet, onları da yerleştiriyorum raflara. Teşekkürler. Daha acılmamış. Bekleyelim. Bu elmaları nereye koyacaktım ya? Ay aksi. Aa, brokoliler. Ayşe, market ne zaman açılacak? Yani 10 dakika var açılmasına, 9'da açılıyor. Biz söylesek hemen bize televizyonu verse çıksak olmaz mı? Ne bileyim Barbie, olmaz herhalde. Baksana ne yapıyor, raflarım yerleştiriyor, personel hazırlık yapıyor. Açacak birazdan markette tabii doğal olarak. Ayşe ama o televizyonu almamız lazım. Ya bizden başka gelen yok zaten, tamam alırız merak etme. İlk biz geldik sonuçta. İyi tamam. Brokolileri, karpuzu, meyveyle sebze bir arada olmaz tabii. Müdürüm öyle öğretmişti. Aa, karpuzlar var, karpuzları. Karpuzların yanına koymalıyım. Evet. Oy. Karpuz kaçıyordu, yakaladım. Aa, burada karnabahar var. Şimdi ben bu karnabaharı brokolilerin yanına mı koyayım yoksa başka bir yere mi koyayım? Nereye koysam acaba? Saat geldi. Artık açması gerekiyor. Marketi niye açmıyor? Hey! Saat! Ne bileyim Barbie, baksana ağır ağır hareket ediyor. Bu da nasıl, ben anlamadım. Üf, insanlar da gelmeye başladılar. Hey! Aç artık, aç, saat geldi. Aa, pes gerçekten. Günaydın, günaydın. Biz bekliyoruz, önce geldik biz. Günaydın. Market açılmadı mı hala? Önce biz geldik. Bekliyoruz. Yalnız ben marketin açılıp açılmadığını sordum. Bir ekmek alıp çıkacaktım da. Ha, daha açılmadı. Bilmiyoruz ki, açılması gerekiyor aslında. Personel içeride hazırlık mı yapıyor, ne yapıyor, bir şey yapıyor. Ha. Açmadı daha henüz. Bekliyoruz biz de. Evladım, market açılmadı mı? Yok teyzeciğim, daha açılmadı. Bizi bekliyoruz. Aktüel ürünle bir televizyon gelmiş. Büyük ekran. Onu almaya geldim çocuğum. Gözlerim görmüyor ya benim. Ha. Ayşe, biz alacaktık televizyonu. Teyzeciğim, yani herkes bekliyor aktüel ürünler için. Biz yani de bekliyorum. Yani ilk kim gelirse alırsa artık. Tamam. Hala yerleri süpürüyor. Marketin açılma saati geldi. Hey! Aç aç kapıyı. Ay sinirlerim. Ay Barbie, açmıyor kadın marketi ya. Hey! Of! Barbie teyze de televizyon almaya gelmiş. Ne yapacağız? Televizyonu çıkarıyor, çıkarıyor. Rafa koyuyor televizyonu. Bir güzel temizliyor şu an. Aa, ama hadi artık, yani yarım saat geçti. 9. Hey! 9'da açılmıyor bu market. Hey! Uymuyor da. Aç aç! Aç! Oh! Evet. Marketimin temizliğini yaptım. Rafları düzenledim. Aktüel ürününü de sergi rafımına koydum. Başka bir şey var mıydı? Kasa sıfır, tamam. Yeni günün girişi yapalım. Tamamdır. Artık market açılmaya hazır. Kapıyı açalım. Kapı açılıyor. Papi, çekelim hadi. Çekelim hadi. Teyze. Artık televizyonu alabilirim. Çekeceğiz. Çekelim. Ben alacağım. Benim televizyonum. Kasiyer kızım, okut bakayım şunu. Of. Of, teyzeme bak. Sanki maraton koşuyor Barbie. Ayşe sorma ya. İndirimli tek bir tane televizyon vardı. O da gitti ya. Boşuna geldik, dikildik kapının önünde var ya. Pardon, ben ekmek alacaktım da ekmekler nerede?
Ben işimi bitirdikten sonra hemen geri döneceğim. Ümit ablanla iyi vakit geçir. Anlaştık mı? Tamam anneciğim. Geldim Barbie ben. Teşekkür ederim Ümit. Ben çıkıyorum o halde. Size iyi eğlenceler. Tamam, sana da kolay gelsin. Chelsea, ne haber? İyiyim. Chelsea, ne yapalım? Ne istersin? Sen keyfine bak Ümit. Ben biraz uzanıp çizgi film izleyeceğim. Peki. Annesi bana telefonda çok çizgi film izlemesin demişti. Benim onun için farklı bir aktivite bulmam lazım. Chelsea, hadi dışarı gel. Senin için harika bir aktivite düşündüm. Tamam, geliyorum. Neymiş acaba bu aktivite? İn bakalım. Geldim, nedir? Diyorum ki seninle beraber hadi resim yapalım. Resim mi? Hı. Hatta boyama yapacağın şeyi ben senin için çizebilirim. Mesela söyle bakalım ne çizeyim senin için? Tavşan. Tamam. Sadece yüzünü çizeceğim. Uzun kulakları. Al bakalım Chelsea, istediğin gibi boyayabilirsin. Tamam. Chelsea dur. Ne? Bir aktivitem daha var. Nedir? Beraber kek yapabiliriz. Keki severim aslında. Tamam. Nereye gittin Chelsea? Sandalye getirdim. Çok iyi yapmışsın. Yardım edeyim sana. Hop. Yulaf unu koyduk. Sütü ekleyelim. Yumurtayı sen kırmak ister misin? Hayır, karıştıracağım. Tamam, ben kırarım. O zaman al bakalım küçük hanım, karıştırabilirsin. Harika karıştırıyorsun, bravo. Sıkıldım. Ama Chelsea, beraber fırına verecektik. Neyse, ben vereyim bari. Tamamdır, kek hamurunu kalıba da döktük. Şimdi bunu fırına verebilirim. Bu çocukları memnun etmek ne kadar da zor. Evet. Kek hamurunu doğru fırına. Ne oluyor? Yerde bir şey mi var? Fare geldi. Verilen adres burası. Çekilin, içeride bir yere var mı? Çıkın dışarı, çek. Sizi kurtarmamız gerekiyor. Neden? Çabuk. Yangının nereden çıktığını tespit edelim. Ne yangını? Ne yangını hanımefendi, ne oluyor? İhbar geldi, bu evde yangın varmış. Nerede? Çekilin. İlk olarak mutfağa bakmak lazım. Burada bir şey yok. Yukarı bakalım. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Sadece kek kokuyor. Olamaz. Evde çocuk var. Yoksa yangın banyoda mıydı? Küçük hanım. Küçük hanım. Ne yapıyorsun sen burada? Ben şaka yaptım. Şaka mı yaptın? Niye yani? Yangın yok mu? Chelsea, sen itfaiyeyi mi aradın? Evet, bize verilen adres burası. Yangın var dendi ve biz hemen geldik. Meğersem küçük hanım kendi kendine oyun oynuyormuş. Çok özür dileriz. Kusura bakmayın. Ben çok sıkılmıştım da. O yüzden biraz daha oyun oynamak istedim. Küçük hanım, oyun oynamak istemeni anlıyorum. Eğer itfaiyecilik oynamak istiyorsan itfaiye oyuncaklarınla oynamalısın. Şu anda gerçekten acil bir durum var ise biz burada zaman kaybediyoruz ve gerçek yaralılara yardıma yetişemiyoruz. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Çok özür dilerim. Bir şey olmamıştır değil mi kimseye? Hatanı anlamış olmana sevindim. Merak etme, bunun bilgisi bize gelir. Ben şimdi vakit kaybetmeden istasyona geri dönüyorum. Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Hazır bir şekilde istasyonda beklemem gerekiyor. Elbette, tabii ki.
Kolay gelsin. Umarım hiç bir yere gitmek zorunda da kalmazsınız. Chelsea, üzgünüm ama telefonunu annen gelene kadar almak zorundayım. Ve annemle de bu konuyu konuşacağım. Ve bir süre eminim telefon ya da tablet kullanamayacaksın.